Merhabalar, Kemal İnce Toprak. Kazancılar şahısında Nista Saraf'ta hizmet vermekteyim efendim. Altının şu an güncel fiyatı tam kapanma süreciyle birlikte ciddi manada bir yükseliş sürecindeyiz. Aşağı yukarı %10'a yakın bir değer kazanması şu an gündemde. %5'lik bir kısmını tamamladık zaten. Beklentimiz fiyatların biraz daha yukarı yönlü olması. Şu an güncel piyasadan bilgi vermem gerekirse çeyrek altın, 25'lik ziynet altın olarak tabir ettiğimiz altınımızın fiyatı 830 TL'den satılmakta. 795 TL'den de geri piyasaya kazandırılmakta. Genel beklentimiz fiyasayla alakalı şu an biraz daha yükseliş eğiliminde. Altının iniş çıkışının sebebi küresel çaplı olarak 2-3 farklı parametreyle değişmekte. Birinci etkenimiz altının dünyada çıkarılış maliyeti, ons diye tabir ettiğimiz maliyet dolar bazlı. E, dolar endeksi dünya çapında şu an biraz e, yükseliş gösteriyor. Doğal olarak dolar fiyatında ciddi manada bir yükseliş bekleniyor. E, bunun etkisi birinci etkisi bu. İkinci etkisi ons bazlı değişim. E, altının dünyadaki çıkarılış maliyetinden bahsettiğimiz için e, ikisinin fiyatın yükselmesi e, aynı anda e, birlikte yükselişe sebebiyet veriyor. E, bunun devam Tamında tabii 17-18 günlük, aşağı yukarı 20 günlük bir tam kapanma süreci yaşadık. Avrupa Borsası bu arada hareketli çalışıyordu. Biz kendi piyasamızda aktif hizmet veremedik. Doğal olarak bunun da piyasada yaratmış olduğu bir daralma oldu. Piyasaların dün itibariyle tekrar hizmete açılmasıyla birlikte bu biraz daha stabilize oldu şu an. Dengede diyebiliriz. Yalnız Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla alakalı ciddi manada hamleler oluyor. Bu hamleler altın fiyatlarını ciddi etkiliyor. Yakın zamanda da Amerikan Merkez Bankası... FED'in yapacağı bir faiz kararı açıklaması var. Buradan gelecek tepkiler de önemli. Bir diğer parametre de siyasi ve askeri gelişmeler. Bunlar da şu an malum Orta Doğu'daki krizler devam ediyor. Bu krizlerde devam ettiği sürece ciddi manada fiyatlar gerilecektir. 1 Haziran'a kadar hafta sonu yasaklarımız devam ediyor. Malum düğün salonlarının açılmasıyla alakalı da bir karar bekliyoruz. Bizim sektörümüzü etkileyen en önemli faktör de özellikle Kayseri piyasasında sektörümüzü etkileyen iki önemli faktör var. Birincisi düğün mevsimi, ikincisi de gurbetçi müşterilerimiz. Ciddi manada gurbetçi potansiyeli olan bir memleketteyiz. Doğal olarak düğün salonlarının açılmasıyla birlikte ümit ediyoruz ki 1 Temmuz itibariyle de bununla alakalı olumlu bir açıklama gelecek. Zaten hepimiz birbirimize bağlı sektörleriz düğün salonlarının açılmasıyla birlikte fiyatlar fiyatlarda bu şekilde kalırsa eğer biraz daha dengede giderse daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Yani ümidimiz bir an evvel normal sağlıklı günlere dönüp eski düğünlerimizi yapabilmemiz. Bu da doğal olarak bizim eski satışlarımıza dönmemiz anlamına gelir. Şimdi iki yönlü de olabiliyor. Bir ciddi yatırımcımız var. Altın artık her fiyattan alınabilen bir emtia. Yani bu fiyattan altın alınır mı diye bir tereddütümüz kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü altın her zaman gördüğü fiyatın daha üzerine çıkan bir malzeme. Buna güvenen insanlarımız var. Ciddi yatırımcılarımız var. Doğal olarak alan satan şu an dengede diyebilirim. Yani tabii ki bu kapanlı süreci maddesel olarak hepimizi etkiledi. Doğal olarak daha önceden yapmış olduğumuz yatırımları şu an tekrar dönüştürmek durumunda kalanlar oldu. Ama bir o kadar da daha fazla yükseleceğini bekleyen yatırımcımız var. İki yönlü de hareket var şu an. Tabii dün itibariyle yeni başladığımız için tam kapanmanın arkasında %60 oranında bozdurma, %40 oranında satın alma var diyebiliriz ama bu ilerleyen günlerde bahsettiğiniz gibi dün mevsiminin açılmasıyla birlikte dengeyi ters çevirebilir. 539 gibi gram fiyatında ciddi manada bir yüksek rekor fiyatımız vardı. Şu anda hemen hemen 500 liraya yeniden dayandı. Yani dediğimiz gibi tekrar %10'luk bir değer kazanma durumu olursa e, rekor tazeleyecek. E, bu da çok olası bir ihtimal. Dediğimiz gibi en ufak bir habere, en ufak bir faiz haberine, en ufak bir siyasi habere, en ufak bir askeri gelişmeye bağlı hemen anında ertesi gün görebileceğimiz de bir olay. Yani pamuk ipliğine bağlı derler ya biraz daha pamuk ipliğine bağlı. O yüzden e, altın yatırımcısı altından korkmuyor artık bunu defalarca da dile getirdik. E, altın almakta hala fayda var. Bu fiyattan ısrarla söylüyorum yeniden alınır yani. Müzik